Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Sayın Başkanım, değerli Fenerbahçe Kongre üyeleri, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz şöyle yapalım. Konuşmayıcıyı gelin burada. Darbeci daha ne yapacaksınız? Yeter artık. Susun. Evet efendim. Evet. Kongrenin selametle geçirilmesi ve yönetilmesi lazım. Kendinizi tatmin etmek için herkese söylüyorum. Bir gruba söylemiyorum. Evet. Lütfen efendim, bize yakışır şekilde protesto edin. Burası tribün değil. Burası genel kurulun sıraları. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulum, sevgili başkanım ve çok değerli Fenerbahçe'nin gerçek sahipleri, Fenerbahçe Kongre üyeleri. Hepinizi 10 bin kilometre öteden Amerika'dan geldim ben. Oradan selamlıyorum. Cuma geldim, pazartesi akşam dönüyorum. 3 günlüğüne, çünkü Fenerbahçe Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı olarak bu vatandaşlık görevini yapmak için, bu görevi için geldim buraya. Şimdi efendim, Türkiye'de futbol 1999 yılına kadar derme çatma statlarda, insani şartlardan uzak, futbolcular içinde, seyirciler içinde, ilkel ortamlarda bir nevi sokak serserine yeter de artar bile mantığıyla tasarlanan tribünlerde sergilendi. Futbolu Türkiye'de insani şartlarda sevdirmesi öne yok olan ve bir futbol devrimi gerçekleştiren kişileri yine anlı şanlı Fenerbahçe'nin 20 yılını ömrü öder sevgili başkanım Aziz Yıldırım'dır. Sporu sadece futboldan ibaret gören pek çok spor kulübün aksine amatör branşların olmazsa olmaz olduğuna inanan bir lider yine çok şükür ki bizim camiamızdan çıkmıştır. İnsanların kapısında soru olduğu, ziyaret etmek için birbirini çiğnediği, yakın olabilmek için araya aracılığa koyduğu FETÖ örgütüne ve liderine karşı dik duruş sergileyen ilk isim yine bizim camiamızın başkanı Sayın Aziz Yıldırım'dır. Futbolu ilkellikten, sporu sadece futbola hapsetmekten, ülkeyi karanlık bir örgüte teslim etmekten bir duruş sayesinde kurtaran isim, bugün benim de artık görevini layıkıyla yaptığına ve bayrağı teslim etmesine gerektiğine inandığım, her zaman büyük başkan olarak anacağım büyük başkanım Aziz Yıldırım'dır. Bu sözlerimi kendisiyle defalarca görüşme şansına sahip olmuş, kişisel olarak sohbet etme şansına, şerefine layık olmuş bir kişi olarak müdahale etmeyelim lütfen. Müdahale etmeyelim. Gurur değerli arkadaşım, tabii, lütfen müdahale etmeyin. Ve Sayın Başkanımın Fenerbahçe ilgisini yakından bilen birisi olarak söylüyorum. Nasıl ki doğada her şeyin makul bir yaşama süresi varsa, kurumlara liderlik edenlerin de belli bir zaman sonra bayrağı daha üst noktalara taşıyacak yerlerine bırakıp eserleriyle gurur duyma vakti gelmiştir. Sevgili arkadaşlar, şimdi biraz önce bir konuşmacı arkadaşım dediği gibi biz ayrışmamalıyız, biz bütün olmalıyız, biz Fenerbahçeliyiz. Biz A'cı, B'ci, C'ci değiliz. Hepimiz Fenerbahçeliyiz. Bir tarafta çok saygı duyduğumuz, önünde ceketimizi yüklediğimiz, eserleriyle övündüğümüz 1998 yılında 2010'ların vizyonunu taşıyan sevgili başkanım, diğer tarafta da bu kulübü 2030'a getireceğine inandığımız Ali Başkanım var. Sizler ki Fenerbahçe'nin gerçek sahiplerisiniz. Sizlerin bu iki değerli başkanımıza da eşit saygıyla sahip çıkmanızı temenni ediyorum ve bekliyorum. Bu kongrenin sonunda kazanan kim olursa olsun, kaybeden tarafı da ceketimizi iyileyip elini sıkıp önünde eğilmemiz gerektiğine inanıyorum. Bugün Ali Koç'un başkan olmasını isteyen bizler dahi Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi az sevdiği,
veya kötü hizmet ettiği için değil, artık makamda geçen 20 yılın belli bir metal yorgunluğuna yol açtığına inandığımız ve 1998 yılında sahip olduğu 2010'ların vizyonunun artık 2018'de 2030'lar için güncel olmaktan uzak olduğunu düşündüğümüz için ısrar ediyoruz. Bizler, yani gerçek Fenerbahçeliler, Aziz Başkanımızı çok seviyoruz, fakat Fenerbahçemizi daha çok seviyoruz. Ve sevgili, çok sevdiğim, çok saygı duyduğum Aziz Başkanım, şuna emin olsun ki, gün gelip de Sayın Ali Koç da bu koltukta gereğinden fazla süre oturur ve bir metal yorgunluğuna sebep olursa, yine kendisine bu kürsüden artık yeter diyecek olan biz Fenerbahçe Kongre üyeleri olacaktır. Sayın Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe yaptığı tüm hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyor. Hayallerimizde olmayanları 20 yıl önceden gerçekleştirdiği için minnet duygularımızı ifade ediyorum. Ancak önümüzdeki 20 yılın Fenerbahçe'sini yaratması için de Sayın Ali Koç'a imkan vermesini bir kongreye söylerek istirham ediyorum. Bu seçim kampanyaları sırasında Ali Bey'in kampanyasının slogan yaptığı tribünlerde bir şarkı vardı. Bu şarkıyı biraz da değiştirerek konuşmama son vermek istiyorum. Fenerbahçe bizimdir, bizim kalacak. Aziz Yıldırım efsane başkan olarak başımızın tacı olacak. Ali Koç başkan olacak, güneş doğacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Ömer İkinci, teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve bu kongrenin gerçek Fenerbahçelilere yakışır bir şekilde saygı çerçevesinde sonlanması için lütfen herkesin üzerine düşen yapmasını rica ediyorum. Teşekkürler, saygılar. En büyük Fenerbahçe. Teşekkür ederiz Sayın İkinci.